Merhabalar, Kazanım 4 ile beraberiz. Hazır mıyız? Hadi bakalım, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kazanım 4'teyiz, gelsin birinci soru. Evet, 2 üzeri x eşittir. Hatta üstü ifadelerde biz bu tür örnekleri muhtemelen çok çözmüşüzdür, farkındayım. Biz bir kere daha dediğimiz gibi tekrar yapmaya çalışacağız. Evet, 2 üzeri x eşittir a, 3 üzeri x eşittir b ise 18 üzeri x'in a ve b türünden değeri nedir diyor. 18 nedir değerli arkadaşım? 18 üzeri x'i bir açalım. 18 nedir? 2'nin 2 çarpı 3'ün karesidir değil mi? 2 çarpı 3'ün karesidir. 9 kere 2 18 üzeri x. Bu değiştir 2 üzeri x çarpı 3 üzeri 2x. Hatta bunu 3 üzeri x'in karesi olarak da yazabiliriz. Neden? Çünkü bize 2 üzeri x ve 3 üzeri x verilmiş soruda. O zaman hemen ne yapıyoruz değerli arkadaşım? 2 üzeri x gördüğümüz yere a diyoruz. 3 üzeri x gördüğümüz yere de b diyoruz değil mi? B kare. O zaman a çarpı b kare. Yani sorumuzun doğru cevabı nedir değerli arkadaşım? D seçeneğidir. Gelelim ikinci sorumuza. Burada da ne var? 108 üzeri x var. 108 üzeri x'i 2 üzeri x ve 3 üzeri x şeklinde nasıl yazabiliriz? Malumunuz 108 nedir? 108'i nasıl yazabiliriz? 2 çarpı 54 diyebiliriz. Doğru mu? 2 çarpı 54 diyebiliriz. O da 2 çarpı 27. Yani 2'nin karesi çarpı 3'ün küpü diyebilir miyiz? Tabii. 4 çarpı 27. Evet. Sonuç olarak o zaman 108 üzeri x eşittir 2 üzeri x'in karesi diye yazalım çarpı 3 üzeri x'in küpü diye yazabiliriz. Pardon, 3 üzeri x'in küpü doğru. Doğru yazmışım. Şimdi devam edelim. Sorunun kalan kısmından devam edecek olursak 2 üzeri x gördüğümüz yere ne diyorduk değerli arkadaşım? A diyorduk. 3 üzeri x gördüğümüz yere de soruda B diyorduk. Yani verilenler yardımıyla isteneni elde etmeye çalıştık. Bu da a kare çarpı b küp oldu. Buradan sorumuzun doğru cevabı ne gelecektir? A kare çarpı b küp. Var mı? Var. O zaman sorumuzun doğru cevabı D seçeneğidir. Bir an insan tereddüt ediyor değil mi? Acaba 2 a artı 3 b mi diye? Tabii ki değil. Gelelim üçüncü sorumuza. Bu sefer 3 üzeri x diye bir ifade verilmiş. Bu 3 üzeri x ifadesini nasıl elde edebiliriz? Nasıl elde edebiliriz? Söyle bakalım. 3 üzeri x artı 1'i sade hale dönüştürelim mi istersen? Yani 3 üzeri x çarpı 3 üzeri 1 diye sevenleri bir ayıralım. Y. Amacımız burada 3 üzeri x'i çekmeye çalışmak. 3 üzeri x eşittir her iki tarafı 3'e bölelim değerli arkadaşım. Y bölü 3. Hay hay. Şimdi gelelim buraya. 27 üzeri x eksi 1 yani 27 üzeri x çarpı 27 üzeri eksi 1 diyebiliriz. 27 üzeri x nedir? 3 üzeri 3x'tir. Çarpı 1 bölü 27 diyebiliriz biz buraya. Devam ediyoruz. 3 üzeri x neydi? 3 üzeri x'in küpü diye yazalım. Çarpı 1 bölü 27. 3 üzeri x'imiz neydi? Yukarıda bulmuştuk. Y bölü 3'tü. Onu götür burada yerine yazarsak. Y bölü 3'ün küpü çarpı 1 bölü 27. Evet, devam ediyoruz. Burada y küp bölü 3 üzeri 3 çarpı. Bu da 1 bölü 3 üzeri 3. Buradan da y üzeri 3 bölü 3 üzeri 6 gelecektir. Tabanlar aynıysa üstler toplanır. 3 üzeri 6. O zaman şıklara baktığımız zaman 3. sorumuzun doğru cevabı nedir değerli arkadaşım? A seçeneğidir. Gelelim bu kazanımın son sorusuna. Çok özür dilerim. Geldik kazanım 4'ün son sorusuna. Şimdi bakıyoruz ne görüyoruz? 5 üzeri x artı 1 fx olarak verilmiş. 25 üzeri x'in fx türünden değeri nedir diyor. Çok güzel. İkisinin arasında nasıl bir ilişki kurabiliriz? Bence yine devam edelim. 5 üzeri x çarpı 5 üzeri 1 diye açalım buraya fx. Sonrasında her tarafı 5'e böler isek yani amacımız 5 üzeri x'i yalnız bırakmaya çalışmak. 5 üzeri x eşittir. Fx bölü 5 olsun. Ha, bu cepte. 25 üzeri x. 25 üzeri x dediğimiz nedir? 5 üzeri 2x'tir değil mi? 25 üzeri x. O da 5 üzeri x'in karesi diyebilir miyiz? 25 üzeri x. Tamam. 5 üzeri x neydi? Fx bölü 5'ti. O zaman fx bölü 5'in neydi? Karesiydi. Bu da fx'in karesi bölü 25 yapacaktır. Buradan da şıklara baktığımız zaman sorumuzun doğru cevabı nedir? E seçeneğidir. Evet değerli arkadaşım kazanım 4'ün sonuna geldik. Kazanım 5'te görüşmek üzere. Hoşça kal.